Değerli yetiştiricilerimiz, merhabalar. Ben Yiğit Alp Yıldırım. Kemal arkadaşımızla birlikteyiz. Öncelikle bir Kemal arkadaşımızı bir tanıyalım. Ben Kemal Karaman, Bursa Mustafa Kemal Paşa ilçesi Yandaş Mahallesi'nde ikamet ediyorum. 26 yaşındayım, üreticiyim, tarım ve hayvancılıkla uğraşıyorum. Kemal'cığım, kaç tane koyunumuz var? Şu an 80 tane anaç koyunumuz var. Gebeli, yeni doğuracaklarımız var. Evet, şu an gebeler koyunlar. Kaç kuzumuz var şu anda işletmemizde? Şu an işletmemizde toplam 84 adet kuzu var. Kemal kardeşimle birlikte kuzularımızın doğum canlı ağırlığından itibaren 110 gün süre içerisindeki hedeflediğimiz canlı ağırlığa ulaştıp ulaşmadığımızı ve kendisinin memnuniyetini skor kuzuyu besinimizle alakalı düşüncelerini alacağız. Sizinle de rakamsal olarak paylaştığımız gibi doğum ağırlığı 5,5 kilogram olarak doğan ortalama kuzularımızın 110 günde 46 kilogram canlı ağırlığa ulaştığını ve günlük canlı ağırlık artışında 418 gram olduğunu rakamsal olarak tespit ettik. Peki sen rakamlardan memnun musun? Biz rakamlardan memnunuz. Ayrıca bu 110 gün olarak ölçtüğümüz kuzu ikiz eşi. Tek eş de değil. Yani ikiz eşi olarak bu kiloyu yakaladık. Biz memnunuz. Proem ile tanışmamız bir 3 yıl önce falan oldu. Bundan önceki dönemde biz kuzularda sidik zor diye tabir edilen durumu çok yaşadık. Yemde çok aşırı tozlaşma oluyordu. Mesela şu an otomatik yemlik diye tabir edilen yemliklerde biz yemleme yapıyoruz. Yani yem devamlı önünde. Hiç kuzu yemden almıyoruz. Bu arada anneleri de emiyor kuzular. Tabii annelerini emiyor. Evet. Gece bilhassa kuzu kuzlukta yatıyor. 110 günde biz kaç kilogram yemle kuzularımızı 46 kilo canlı ağırlığa ulaştırdık? Bir kuzuyu varsayarak. Evet, bir kuzuyu. 50-60 kilogram arası yem tüketiyor. 50-60 kilogram evet. Arasında bir yem tüketiyor. Bir tık fazla diyebiliriz yani. Az önce sen çok güzel bir şey söyledin Kemal kardeşim. Bahsetmiş olduğumuz kuzuların %75'i de ikizlik oranında. Evet. Biz ikiz olmasına rağmen yani ikiz ve tekiz arasında çok büyük farklılıklar var. Onun en büyüğü de ikiz doğan kuzular tek doğan kuzulara kıyasla canlı ağırlık olarak, iskelet olarak daha küçük doğmakta. Evet. Ve biz bu oranlardayken bu rakamlara ulaşarak istediğimiz kilolara... Güzel bir sonuç yakaladık diyebilir miyiz abi? Evet. Güzel bir sonuç yakaladık çok şükür. İşimizi takip ettik. Bilhassa sidik zoru olayını hiç yaşamadık. 2 seneden beri üstünü çiziyorum sıfır. Allah'a çok şükür. Bence bu beslemeyle alakalı olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle katılıyorum. Değerli yetiştiricilerimiz, sahada en çok gözlemlediğimiz özellikle sizin yetiştiricilerin yemde en çok dikkat ettiği şey bize sordukları sahada sorulardan biri. Biz bu yemi yedirdiğimizde sidik zoru problemiyle karşılaşabilir miyiz gibilerinden. Ben burada dikkat etmek istediğim konulardan biri de bizim şu an kesime gidecek olan kuzularımız içerisinde 50 kilo canlı ağırlığa geçen kuzularımız dahi var. Biz skor kuzu besinimizde önlerinde serbest olduğu halde evet. Herhangi bir sarılık, bakır zehirlenmesi tarzında ya da sidik zoru problemi yaşamadığımızı gözlemledik. Evet. Ve sağ olsun Kemal kardeşimiz de bize bunu teyit etti. Değerli yetiştiricilerimiz, Kemal kardeşimiz mutlu olması Proem ailesi olarak bizi de mutlu etmekte. Mustafa Kemal Paşa bayimiz Burhan Tarım'a da verdiği ilgi alakadan dolayı da kendisine. Ben de buradan kuzuları besleme süre zarfında Burhan Tarım olarak bilhassa Kenan abiye, Yiğit abiye çok teşekkür ederim. Her zaman telefonla aradığımız anda her konuda yardımcı oldular sağ olsunlar. Evet abi. Tekrar teşekkürlerimi sunuyorum abi hepinize. Biz sağ teşekkür olun. Ederiz. Sağ ol, var ol.